Değerli Fenerbahçe TV izleyenleri, sevgili dostlar, analiz Fenerbahçe programımızın yeni bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Fenerbahçe bu hafta 29 Ocak'ta iş sahada Kasımpaşa'yı konuk edecek. Tabii ki bu programda Kasımpaşa maçını konuşacağız. Ama onun öncesinde tabii ki Ümraniye Sporu konuşacağız. Türkiye Kupası kuralları çekildi. Fenerbahçe Kayseri Sporla eşleşti. Mart ayının başında Fenerbahçe Kayseri Sporla oynayacak. Aslında ligde ve kupada üst üste Kayseri Spor maçlarıyla oynayacağı bir seri olacak. Fenerbahçe Kasımpaşa maçında neler bekliyor? bunu tartışırken Ümraniye maçına galibiyet nasıl geldi? Ümraniyespor'un beraberlik golü sonrası özellikle takımın verdiği reaksiyon ve üst üste oynanan iki maçta galip gelinmesi çok önemliydi. Bunları tartışacağız. Sizler hazırsanız bizler de hazırız. Hepiniz Analiz Fenerbahçe programımıza hoş geldiniz efendim. Programımıza Fenerbahçe'nin Ümraniye deplasmanından 2 birlik galibiyetle dönmesinde neler öne çıktı bunları anlatarak başlamamız gerekiyor. Ümraniye spor kadrosunu geçen program sizlerle paylaşmıştık. Eski Fenerbahçeli Berke Özer'i kadroya katmışlardı. Aslında Serkan Kırıntılı'nın yokluğunda Berke acaba kalede başlar mı diye düşünüyorduk ki Orkun başladı kalede Ümraniye adına. Orkun Özdemir de iyi bir maç çıkardı Fenerbahçe karşısında. Yani aklıma ilk gelen pozisyon Serdar Dursun'un kafası mesela. Yani ciddi anlamda refleks koyarak çıkardı bir pozisyondu. Onun önünde Alison ve e, Gulumac'ı gördük. Gulu maç yer yer Fenerbahçe savunmasına bile sıkıntılar yarattı. E, iptal olan golünde Batu yaptığı foul olmasa muhtemelen beraberlikle ayrılacaktı Fenerbahçe sahadan ki hakemin gözünün önünde olan bir olayda nasıl bu kadar uzun zamanda karar alındı o da bambaşka bir konu. E, diğer tarafta orta sahada Isaac Saki, Oğuz ve Kartal üçlüsüyle çıktı Ümraniye maça. Kanatlarda Betteyip ve Onur oynarken merkez forvette de Umut Nayır Fenerbahçe'ye karşı forma şansı buldu. Fenerbahçe kadrosunda çok sürpriz bir isim yoktu aslında. Tecrübeli antrenörümüz George Jesus maça 4-1-3-2 formatında çıktı. Kalede Altay oynarken solda Lincoln'u gördük. Ferdi'yi bu sefer sağ bekte gördük. Ferdi yine bence Fenerbahçe adına maçın en öne çıkan performansını sergileyen oyuncuydu. Yani Ferdi'yi sola koyuyorsunuz oynuyor, sağa koyuyorsunuz oynuyor. Muhtemelen orta sahaya koysanız, forvete koysanız da yine maça damga vuracak performansı sergileyen. Girecek. yani benim adıma naçizane maçın adamının Ferdi olduğunu söyleyeyim. E, ferdi sağdayken solda Lincoln vardı. Göbekte Salahiye'de yeni transferimiz Samet Akaydın e eşlik etti. Onların önünde Arao oynadı. ara yine iyi maçlarından birini oynadı. Hem e, gerektiğinde stoperlerin arasına girip top çıkartırken hem de orta sahayla stoper hattının bağlantı oyuncusu, link oyuncusu oldu bütün maç boyunca. Arao'nun önünde e, sağda İrfancan'ın, solda Rossi, merkezde Crespo'yu gördük. Crespo erken çıktı. Özellikle 1-2 maçta son e, önemde. Crespo'da da ufak tefek teklemeler mevcut ama orta sahada erken değişiklikle beraber ikinci yarıda daha verimli bir Fenerbahçe gördük. E, çift forvetle de King'in sakatlığı sürerken e, Pedro'nun da malum sakatlık dönüşü süreci devam ettiği durumda Valencia ve Batshuayi oynadılar. Maçın son bölümünde Serdar Dursun da gol gereken dakikalarda e, oyuna dahil oldu. Aslında ilk yarıda da gol veya goller bulabilecek bir oyunu vardı Fenerbahçe'nin. Valencia'nın işte karşı karşıya kaçırdığı pozisyon mesela en net pozisyondu. E, bir ilk yarı boyunca Ümraniye iç sahasında en çok şut atan takım 12 şutla Fenerbahçe oldu. Bütün maçı da zaten 7'si isabetli 22 şutla kapadı Fenerbahçe. Yine %67 ile topun 3'te 2'sine sahip taraf Fenerbahçe'ydi. 1.85 gol beklentisi yarattı Ümraniye maçında. Öte yandan Ümraniye'de 0.73 gol beklentisinden tek golünü yarattı. Umut Nayır'ın attığı gol ve offside sebebiyle verilmeyen gol de bence takdir şayan gollerdendi. Bununla beraber rakip ceza sahasında topla buluşmada Ümraniyespor 13 kere buluşurken Fenerbahçe 35 kez buluştu. Özellikle Emre Mor'un oyuna girdiği dakikalardan sonra sık sık rakip ceza sahası içinde yerleşmeye çalışan bir Fenerbahçe takımı gördük. Emre Mor ikinci yarı oyuna girmesine rağmen Lincoln ve Crespo ile beraber maçın en fazla kilit pas deneyen oyuncusuydu. Bu da önemliydi. Fenerbahçe Fenerbahçe'de özellikle bir önceki maçta Valencia'nın yaptığı asistle beraber galibiyete getiren Emre Mor yine çabaladı. Bu sefer skora katkı veremese de yine e, rakibi yıpratma konusunda elinden geleni yaptı. Diğer tarafta şutlarda Valencia liderdi. 5 e, şut gönderdi rakip kaleye. İsabet yüzdesi düşüktü ama. 5 e, şutun yalnızca birinde isabet buldu. Biliyorsunuz bir önceki programlardan bu konuda Batu Şay çok iyi. E, yine rakip kaleye 3 şut gönderdi Batshuayi. İkisi kaleyi tutarken biri de e, skorla sonuçlandı ve Atilla Salah'ın müthiş asistinde Fenerbahçe öne geçiren isim yine Batshuayi oldu. Bu performansların yanında tabii ki perdiği maçın adamına taşıyan performans tamamen oyuna verdiği katkıyla beraber pas isabet yüzdesiydi. Maçın en çok başarılı isabet yapan oyuncusuydu Ferdi. E, 78 pas denemesinin e, 75'inde isabet sağladı. Hem maçın en çok pas atan hem pas denemesi yapan oyuncusuyken benim için çok değerli bir istatistik olan rakip 3. bölgede pas isabetini %100'de bitirdi Ferdi. Rakip alanda hiç pas hatası yapmadı ve mesela ondan sonra Zayz %92 ile geliyor. Özellikle Crespo'nun ikinci yarı oynamadığı dakikalarda işin hücum hattında Zayz da Fenerbahçe'ye nefes aldırdığını söyleyebiliriz bu istatistikle beraber. Orta istatistiği Fenerbahçe'nin e, diğer maçlara göre bir tık eksikti. Bu istatistikte İrfancan'ın 4 ortasından biri isabetli olurken Fenerbahçe'de sonradan oyuna giren oyunculardan olan Alioski'nin de süre aldığı periyotta yapmaya çalıştığı üç ortadan birinde isabet sağladığını gördük. Fenerbahçe maçı 2-1 kazandı. Özellikle ikinci golde yani iyi ki var, var dedirtti video hakem yani orada az kalsın offside'e kurban gidecekti Fenerbahçe'nin çok net golü. E, bununla beraber Fenerbahçe maçı 2-1 kazanırken aslında daha fazla golde bulabilirdi. Gol beklentisi de farklı çıkabilirdi. Bunun temel sebeplerinden biri de Ümraniye kalecisi orkundu maçı 6 kurtarışla tamamladı Orkun. Dediğim gibi Serdar Aziz'in şutu, Valencia'nın ilk yarıdaki karşı karşıyası bunlar çok net pozisyonlardı. Yine Fenerbahçe 2-1 öne geçtikten sonra uzatma dakikalarında yine 3'ü bulabilecek pozisyonları yakaladı. Fenerbahçe yoluna Ümraniye deplasmanındaki galibiyete de devam ediyor aslında. Şimdi içeride Kasımpaşa maçı var. Kasımpaşa maçından da 3 puanla ayrılıp e, Lig'de galibiyet seviyesini 3 maça çıkarmak Fenerbahçe'nin ana hedefi olacak. Dilerseniz şimdi Kasımpaşa maçında biz neler bekliyor bununla içeriğimize devam edelim. İçeriğimize Kasımpaşa maçıyla devam edelim. Fenerbahçe 29 Ocak Pazar günü saat 7'de Kasımpaşa'yı konuk edecek. E, Kasımpaşa'da Alanya Sporu iç sahada 4-1'li yenilikleri maç sonrasında aslında oynanan üst üste 3 maçtaki kötü form sürüyor. E, ondan sonra önce Beşiktaş'a 2-1 yeniden Kasımpaşa. Kendi sahasında Fatih Karagümrük'te 2-2 berabere kalmış. Geçtiğimiz hafta da Başakşehir karşısında iç sahada 10 kişi kaldığı maçta 3-1'lik yenilgiyle sahadan ayrılmıştı. E, bu son 3 maçta yenilen 7 gol canları sıkmışa benziyor. Kasımpaşa'da. Alanya karşısında alınan galibiyet aslında ligde son 11 maçtaki tek galibiyeti Kasımpaşa'nın. Orada da tabii ki Selçuk İnan yönetiminde değişiklikler olacaktır. E, yarı devrede gelen oyuncuları olacaktır. Mesela Selina'nın takımdan ayrılacağına dair haberler yer aldı. Muhtemelen Fenerbahçe'ye karşı sahada olmayacak. Champions e, Championship'e gittiği haberleri yer aldı. Yeni oyuncular transfer ediyorlar. Bu yüzden sürpriz bir 11 ile sahada yer alabilirler. Hatırlarsanız ligin ilk yarısında oynanan maçı Fenerbahçe deplasmanda 6-0 kazanmıştı. Hatta son periyodunda maçın Arda Güler şovu vardı. Belki Arda Güler'i yine sahada görürüz. ya yani Kasımpaşa zaten gol yemeye bir takım. Ligin şu an İstanbulspor ve Karagümrük'ten sonra en çok gol yiyen takımı. İşin defansif kısmında ciddi zaafları mevcut. Son maçlarda da Selçuk İnan yönetiminde bu zaaflara henüz çözüm bulamamış durumdalar. İşin hücum kısmında da doğru oyuncuyu bulmakta sıkıntı yaşıyorlar. Bahoke'nin rüzgar gülü performansı çok belirleyici oluyor burada. Mamadou Fal son dönemde parlasa da özellikle Fenerbahçe'de e, dörtlü sisteme geçtikten sonra savunma arkasına atılan toplar yine offside taktiğiyle kesiliyor. Bu taktikte tabii ki Mamadou Fal ve Boaken yine Kasımpaşa'nın en önemli e, gol silahları olacaktır. Fenerbahçe'ye karşı Ümraniye Spor'un oynadığına benzer bir oyun oynamaya çalışacaktır Kasımpaşa. Özellikle Samet Akaydın'ın arkasına sık sık Bauke'nin kaçırılmaya çalıştığını, Mamadou Falın e, sağdan getirdiği toplarda sık sık sol bek oyuncumuzda kafa kafaya geleceği, orada Lincoln mü, Ferdi mi, kim oynar bilmemekle beraber o ikili arasında Fenerbahçe'de defans anlamında ciddi bir eşleşme göreceğiz tabii ki. E, Kasımpaşa'nın dar rotasyonunda son maçta Başakşehir karşısında Ben Yunes'in 90 artı 8'de atılması yine Selçuk İnan'ın elini zorlaştıracaktır. Hader bence Kasımpaşa'nın en iyi oyuncularından biri olan Hader sakatlığı var. İşin defansif kısmında Tirpan, Sadık, Donk, Yasin dörtlüsüyle Erdem'in önünde yer alıyorlar ki Erdem de daha yeni yeni son iki maçtır ligde forma şansı bulmuş bir kaleci. Yani Kasımpaşa'nın defansif hattı biraz daha e, birbiriyle oynama alışkanlığı olmayan oyunculardan oluşuyor. Bu noktada Fenerbahçe'nin hücum oyuncuları Valencia'nın, Batu Şahin'in sık sık pozisyonlara girebileceği bir mücadele var. Fenerbahçe Crespo ile mi başlar Zayst'a başlar bilmiyorum ama Zayst'ı özelinde son dönemdeki formunu da düşünürsek dış şutlar bakımından da Fenerbahçe'nin sık sık pozisyon bulabileceği bir mücadele e, spor severleri bekliyor. İşin orta sahasında Eyseri, Kairi Odunovic Selin üçlüsünde Selin'in oynamadığı senaryoda Aytaç Kara forma şansı bulma ihtimali yüksek. Burada Fenerbahçe'nin orta sahada topu ele alıp orta sahaya hızlı geçen hücumlarla beraber sık sık e, Kasımpaşa defansıyla karşılaşacak Valencia Batshuayi ikili oyunlarını görebiliriz. Son kaybedilen Başakşehir maçında Başakşehir takımının iki kanat oyuncusu Deniz ve Serdar Gürler ee, rakibin en çok kalesine şut gönderen oyunculardı. Bu noktada Fenerbahçe'de özellikle bu ikili forvetin arkasında Batu Şah ile Valencia'nın arkasında oynayacak. Son maçta Rossi ve İrfancan oynamıştı. Bu ikilinin de sık sık pozisyona girebileceği bir mücadele bizleri bekliyor diyelim ve yavaştan müsaadenizi isteyelim. Bizleri konuk ettiğiniz için ekranlarınızda evlerinizde çok teşekkür ederiz. Gelecek analiz Fenerbahçe programlarında görüşmek üzere efendim. Hoşçakalın.